بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الباب الثاني 2. باب في اوصاف الايمان الكامل كامل ايمان وصف لراه حق الردر حديث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حضرت انس لن رواية اليور وضع عن النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor da. Kale, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuş. La <laughs> yu'minu ahadukum sizden biriniz mümin olamaz. Tabi buradaki müminden kasıt müminen kamilen yani. Kamil anlamda mümin olmaz. <laughs> Hatta ta ki ben olana kadar ahabbe <laughs> daha sevimli ileyhi o kişiye daha sevimli olana kadar min <laughs> validihi anne babasından ve veledihi evladından ve nasi ecmain ve bütün insanlardan yani ben kendisine anne babasından evladından bütün insanlardan daha sevimli olmadığım sürece o kişi kamil mümin sayılmıyor. Demek ki kamil anlamda mümin olabilmek için Peygamber Efendimiz'i bütün her şeyden, bütün herkesten daha çok sevmek lazım. Anne babamızdan, evladımızdan, insanlardan daha çok sevmemiz gerekiyor. Yani mesela biri anne babamıza e, laf attığında, anne babamıza, evladımıza hakaret ettiğinde nasıl ciddi bir tepki gösteriyorsak, peygamber efendimize bir hakaret yapıldığında, peygamber efendimize aleyhissalatü vesselama bir laf atıldığında canımızı bile feda etmemiz lazım bu konuda hiçbir şekilde taviz vermememiz gerekiyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselama canımız ruhumuz feda olsun. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Ve anhum yine Hazreti Enes'ten rivayet ediliyor. O da anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da peygamber efendimizden rivayet ediyor. Kalem peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve şöyle buyurmuş. La yu'minu ahadukum sizden biriniz mümin olmaz. Yine e, kamil anlamda mümin olmaz. Hatta ta ki yuhibbe sevene kadar li ahihi kardeşi için sevene kadar ma yuhibbu li nefsihi kendisi için sevdiği bir şeyi kardeşi için de sevmediği sürece kamil anlamda mümin olamaz. Mesela kendisi için sağlık, sıhhat, e, e, bolluk, muvaffakiyetler istiyor. Bunu aynısını mümin kardeşi için de istemedikçe kamil anlamda o kişi mümin olamaz. Ve anhum yine Hazreti Enes'ten radıyallahu ta'ala anhudan rivayet ediliyor. O da ani nebi sallallahu aleyhi ve sellem o da peygamber efendimizden rivayet ediyor. Kale peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Selâthun yani üç, üç ıı, haslet var ki ıı, men kunne fihi men kim kim kunne olsalar e, fihi e, onda vecede halavetel imani yani selasun men künne fihi yani o üç e, künne bu üç tanesi e, olsalar e, fihi o kişide o mende kim ki onda olsalar bu şey olsa bu hasret onda olsa vecede o kişi bulur halavetel imani imanın lezzetini, imanın o tatlılığını elde eder. Üç hastet var. Bu üç haslet kimde mevcut ise o kişi kamil imanın tadını alır. Bunlardan birisi nedir? En yekunallahu ve rasuluhu ehabbe ileyhi minme Allah ve Rasulü bütün her şeyden daha sevimli olacak o kişi için. Yani bizler için şöyle olması lazım. Allah ve Resulü her şeyden daha sevimli olması lazım bizim için. Ve en yuhibbel mer'e. Bu birinci haslet. İkincisi. Ve en yuhibbel Bir kişi sevecek. Ama la yuhibbu. O kişi yani sevmesi de illa lillah. Ancak Allah için onu sevecek. Eğer bir kişi de Allah için seviyorsa. Sırf Allah'ın kuludur diye onu severse. Bu da ikinci haslet. Üçüncü haslette ve en yekraha çirkin görecek en yauda dönmeyi fil küfri küfre tekrar geri dönmeyi çirkin görecek kema yekrahu nasıl çirkin görüyor en yok fil nari ateşe atılmayı nasıl e, hoş karşılamıyorsa çirkin görüyorsa küfre geri dönmeyi de o derece çirkin görürse ve toplamında 1 2 3 bu üç tane haslet kendisine bulunan bir kişi gerçek imanın, kamil imanın tadını, lezzetini alır. Yine ve anhum yani tekrardan Hazreti Enes'ten radıyallahu ta'ala anhudan rivayet ediliyor. O da anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. O da peygamberden rivayet Peygamber şöyle buyurmuş. Ayetül imani yani alametül imani kamil imanın alameti hubbul ensari ensarları sevmektir. Yani e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle birlikte Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Medine'ye gittiğinde oradaki orada yaşayanlar onlara ensar deniliyor. İşte o Medine'dekiler e, muhacir olan sahabeleri hepsini çok harika bir şekilde onlara yardımcı oluyorlar. O yüzden onlara ensar ismi verilmiş. İşte o Medine'nin o yerli halkı olan o ensarları sevmek kamil imanın alametidir. وآية النفاق منافق إِسَا بُغْضُ على بغض الأنصار أنصار دن مك والله دن مك بدا منافق لن أَنَّ در. علي رضي الله تعالى عنه علي دن رواية اليور قال حازت الشهير والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني illa mu'minun ve la yubghidani illa munafiqun. Sahabeye dayandırılıyor. O yüzden mevkuf hadis diyoruz buna. Hazreti Ali şöyle buyuruyor. Vellezî o kimseye yemin ederim. O kimse ki felakal habbete habbeyi yaran yani tohumu yaran Allah'a yemin ederim ki ve bera enne semete atıftır felakal habbete Beraka yani halaka yaratan ennesemeten en nefse canlıyı yaratan Allah'a ve tohumu yaran e, e, Allah'a yemin ederim ki innehu la ahdun nebiyil ummi ileye, innehu şan şöyle bir durum var la ahdun nebiy e, ummi sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olan peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vadidir e, ileye bana olan vadidir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana vaad etmiş. Ella beni illa mu'minun. Ancak kamil müminlerin beni seveceği ve la illa munafiqun ve ancak munafık olanların benden buz edeceğini bana vaad etmiş. Yani ehli beyti ehli beyti e, kamil iman sahibi olanlar sever ama münafıklar ise ehli beyti sevmezler. Bu hadisten anlaşıldığı üzere. Evet 8. hadisimize geliyoruz. An Abdullah bin Amr radıyallahu taala anhuma. anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamber e rivayet ediyor. Kal peygamber şöyle buyurmuş. El muslimu yani el muslimul kamilu kamil anlamda bir Müslüman müslüman şudur. Men selimel muslimun min lisanihi ve yedihi. Men kamil müslüman öyle bir müslümandır ki Selimel müslimune müslümanlar güvendedirler min lisanihi onun dilinden ve ve elinden yani diliyle ve eliyle insanlara eziyet vermeyendir. Kamil anlamda bir müslüman bu şekilde olması gerekir. Ne diliyle ne de eliyle müslümanlara asla zarar vermez. Ondan müslümanlara zarar dokunmaz. Vel -muhaciru. Muhacir ise gerçek anlamda muhacir şuna denilir. Men hecera min men terake terk edendir. Ma Allahu anhu. Allah'ın nehyettiği, yasakladığı şeyi terk eden işte o muhacirdir. Çünkü muhacir kelime anlamı itibariyle de sözlükte terk eden anlamına geliyor. İşte gerçek muhacir odur ki Allah'ın yasakladıklarından uzak duran kişidir muhacir. Evet. Vel mu'minu mümin yani vel mu'minul kamilu kamil anlamda bir mümin şu kimsedir. Men eminehun nasu ala dimaihim ve emvalihim. Men öyle bir kimsedir ki eminehun nasu insanlar onun hakkında güven içerisindedirler. Ala dimaihim kanları e, kanları hakkında yani ve e, yani canları hakkında burada kan zikredilmiş. Min zikrucu ve kul yani canları ve malları bu emal ve malları canları ve malları hakkında insanların kendisinden güvende olduğu kişi kamil mümin işte buna denilir. Yani insanlara zarar vermeyen, insanlara haksızlık yapmayan, insanlar kendisine daima güvendiği, insanların kendisine güvendiği kişi kamil mümin odur işte. Ve anhu yine tekrardan ee, Abdullah bin Amr'dan rivayet edilmiş. Diyor ki en raculen bir adam Selen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Eyyül İslami hayrun yani eyyü hisalil İslami hayrun İslam'daki hangi haslet hangi huy hangi ahlak en güzelidir sevabı en çok olandır ya Resulallah bu şekilde peygamber e soruyor. Kale bunun üzerine Peygamberimiz diyor ki tut'imu ta'ame tam yedirmendir. Yemek yedirmendir. Aç olanlara, fakirlere, yoksullara, yetimlere yemek yedirmendir. Ve takra'u selame ve selam söylemendir. Ala arafta tanıdığına ve men lem ta'rif ve tanımadığın herkese selam vermendir. Selamı yaymandır. Çünkü selamı yaymak benden size zarar gelmez demektir. Eman ve güveni yeryüzünde yaymak demektir. 10. hadisimize geldik. An Ebi Hureyre'te radıyallahu ta'ala e, anhum kal buyuruyor ki kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz şöyle buyurmuş El imanu iman bid'un ve sebe'une yetmiş küsur e, 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 haslettir. Yani kamil imanı oluşturan hasletler bunlar 70 küsurdur. Ev bid'un ve sittune altmış küsur haslet kamil iman oluşturan hasletlerdir. Bid'un ve sittune şübeten. Şübeten burada yani hasleten o manayı tutuyoruz hasleten. O kadar e, haslet var kamil imanı oluşturan hasletler, huylar, ahlaklar 60 küsur ve 70 küsurdur. Fa bunların en afdali, en üstünü tabi sevap bakımından kavlu şu sözdür. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur sözüdür yani. La ilahe illallah bu e, özel isim olmuş artık kelime-i tevhid için. Yani bu tek başına değil. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bu söz yani ha. Çünkü mesela biri diyor ki ben kul huvallahu, kul okudum. Değil ki sadece dedim kul huvallahu ahad. Bu değil, yani. O surenin artık özel ismi haline gelmiş. Kul huvallahu ahad. Bu kelime-i tevhide de artık bu la ilahe illallah özel ismi haline dönüştüğü için la ilahe illallah derken yani la ilahe illallah Muhammed Muhammedur Resulullah bütün hepsi kastediliyor yani ha. Bu söz yani en en e, e, fazileti sahabe en faziletli sözdür yani. Çünkü bu söz dinin temelidir. Yani bu olmadan diğer bütün amelleri hepsi e, boşa gider. Ancak bu sözü itiraftan sonra mümin olduğunu itiraf ettikten sonra diğer amelleri ona sevap kazandırır. Ve adna ha ve adnaha bu 60 küsur hasretin en düşüğü de imatatul eza eziyet veren bir şey imata etmek yani izale etmek kaldırmaktır ani tariqi yani an tariqin nasi insanların yolundan insanlara eziyet verecek bir şeyi kaldırmaktır yolda gittin çöp varsa çöpü kaldırırsın bir diken bir çivi bulduğun zaman onu yoldan kaldırırsın yollardaki taşları ee, e, kerpiçleri bunları da kaldırırsın ki insanlara eziyet olmasın diye. Vel hayâu, haya utangaçlık ise o da şu'betun, o da yani hassetun. o da bir hassettir, bir huydur. Minel <laughs> imani, yani, yani o şu'betun naşiyetun minel imani yani ha. imandan kamil imandan meydana gelen bir hassettir hayâ. Evet, an <laughs> temimin kendisinden rivayet ediliyor. Ee, o da diyor ki enne sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kal şöyle buyurmuş. Eddinu en -nasihatu. Yani medarı dini en -nasihatu. Dinin medarı kaynağı nasihattir. Öğüt vermektir. Kulna e, biz dedik ki e, limen kime kimin için nasihat vermektir ya Resulullah böyle sorduk. Kale dedi ki lillahi Allah için nasihat vermektir. Ve li kitabihi onun kitabı için nasihat vermektir. Ve li onun resulü için nasihat vermektir. Ve li eimmetil müslimine Müslümanların imamları için nasihat vermektir. Ve ammetihim ve bütün halk için bütün diğer Müslümanlar için de nasihat vermektir. Dinin yani etraf dolaştığı nasihattır. Yani emri bil maruf nehin al münker. Tekrar e, devam ediyoruz. 12. hadisimiz Anil Abbas bin Abdülmuttalib e, Abdülmuttalib'in oğlu e, Abbas'tan radıyallahu ta'ala anhudan rivayet ediliyor. Diyor ki Ennehu semi'a Resulallah Ennehu enhu Abbas radıyallahu ta'la semi'a işitti Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yani kelama Resulillah Rasulullahın şu sözünü işitti Yekulu. Peygamberimiz buyurdu ki Zâka ta'mel imani Men Raabillehi rabbi ve bil İslammidine ve bir Muhammed'in vesulen. Zaqa tadar tadına varar, varır. varız. Tamel imani imanın tadına varır Kamil imanın tadına varır kim varır? Men o kimse kirad diye billlehi rabbi. Yani rab olarak Allah'a razı olan. Allah onun Rabbidir diye razı olan, bundan hoşnut olan ve bil İslami dine din olarak İslam'dan hoşnut olan ve bi Muhammedin Resulen Resul olaraktan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den hoşnut olan bir kişi kamil imanın tadına varır. Evet 13. hadisimiz Nuveli Ebi Davud an Ebi Ümamete o da an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Men ahabbe kim ki Allah için severse ve abghada ve Allah için buğz ederse ve a'ta ve Allah rızasını gözeterekten bir şey verirse ve men alillah ve Allah'ın rızasını gözeterekten bir şey men ederse fakat istekmelel imane o kişi imanını kemale erdirmiş demektir. 14. hadisimiz An Ebi Hureyre ta radiyallahu ta'ala anhu kal kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz şöyle buyuruyor Ekmelül mu'minine imanen Müminlerin e, imanı en kamil olan kişi Müminler arasında imanı en mükemmel olan bir kişi, e, kişi şudur Ehsenuhum hulukan Ahlakı en güzel olandır Efendimiz Ali Vesselam buyuruyor. Müminler arasında İmanı en mükemmel olan, en kamil olan kişi, ahlakça en güzel olan kişi demektir. Evet, yani insanlara karşı her daim güler yüzlüdür, insanlara eziyet etmez, cömerttir vesaire. Ve ve sizin en e, kıymetliniz, en e, faziletli olanınız, hıyarukum Kad, linisaihim. E, kadınlarına karşı hulukan, ahlak olarak en iyi olanınızdır. Sizin en iyiniz hanımlarına karşı en iyi olanınızdır. Onlara zulüm etmeyendir. Onlara kaba davranmayan, onlara karşı her daim nezaket ölçüsünde davranan kişidir. Evet. Kalem ve yine tekrardan Ebu Hureyre'den rivayet ediliyor. Kala kala sallallahu aleyhi ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Min husni islamil mer'i kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Terkuhu terk etmesi. Ma la yanihi ma o şeyler ki la yanihi la yaksuduhu. Kast e, kastetmediği kendisini ilgilendirmeyen gereksiz şeyleri terk etmesidir. Yani bir kişi gereksiz şeyleri terk ediyorsa bu onun Müslümanlığının yani o e, güzelliğindendir. Bir Müslüman eğer bakıyorsan gereksiz şeylerle, malayani şeylerle uğraşmıyorsa, mesela diyelim ki e, spordur, efendime söyleyeyim gereksiz e, tartışmalardır. Yani e, her türlü onu ilgilendirmeyen, e, malayani e, e, hallerden, durumlardan, sözlerden, e, bunlardan vazgeçen, bunlardan uzak duran, bunları terk eden bir kişi o kişi o Müslüman kişi onun Müslümanlığının güzelliğini gösterir bu davranışları. Evet, ve an Ebi Said'in Ebi Said'ten rivayet ediyor. "Kala kala Rasulullah Peygamber şöyle buyurmuş: "İza raeytumur bir adamı gördüğünüzde yetaahedul mescide mescidi önemsediğini gördüğünüzde, mescidi yani onarmakla uğraştığını gördüğünüzde yani demek onun her daim mescitlere namazlara gidiyor. Ee, o namazlarıyla ibadetleriyle mescitleri onardığını gördüğünüzde feşhedu lehu bil imani. Başka rivayetlerde e, diyor ya'tadul mesacide. Ya'tadul mesacide sürekli ibadet etmek için mescitlere git gel yapıyor. Böyle birini gördüğünüzde feşhedu tanıklık edin lehu o kişiye bil imani. O kişinin mümin olduğuna tanıklık edin. Çünkü fe Allah Teala Çünkü cenab Allah şöyle buyuruyor. İnne ma ya'muru masacide Allah men amene billahi ve'l yevmil ahir ve akama's salate ve ata'z zekah. İnne ma ancak ya'muru imar eder, onarır masacide Allahi, Allah'ın mescitlerini onarır. Men amene billahi ve'l yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişiler ancak Allah'ın mescitlerini onarırlar ve iqama salatı namaz kılan ve ate zekate ve zekatını verenler ancak Allah'ın mescid mescitlerini onarırlar. İşte bu hadis-i şerif de bu ayet kelimeye bir açıklamadır aynı zamanda. Mescitleri onarmak mescitlerin sadece dış görünüşünü güzelleştirmek, süslemek, püslemek demek değildir. Mescitleri onarmak her daim o mescitleri boş bırakmamak demektir. O mescitleri tıklım tıklım doldurup Allah'a ibadet için kullanmak demektir. Yoksa mescitleri süsleyip bir köşede bırakıp hiçbir kimsenin uğramadığı, uğrak yeri olmadığı ve kimsenin orada namaz ibadet e, e, yapmadığı bir mekan değildir. Bu şekilde mescitler imar edilmez. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain konu başıdır. Burada kalsın.